İstanbul Üsküdar'daki 350 yıllık tarihi Vaniköy Camii'nde yangın çıktı. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülebildi. Şimdi restorasyon sürecine giren camide neden yangın çıktığı ile ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Üsküdar'daki Vaniköy Camii alev alev yandı. 350 yıllık tarih kül oldu. Boğazın kıyısında yer alan tarihi cami henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda yanmaya başladı. Yangın caminin bir kısmının ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüdü. Dumanlar boğazın her yerinden görüldü. Olay yerine hemen itfaiye ekipleri sevk edildi. 5 itfaiye aracı karadan, 3 sahil güvenlik teknesi ise denizden yangına müdahale etti. Yangın sırasında cami imamı da fenalaştı. İmam hastaneye kaldırıldı. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. İtfaiye ve sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve 350 yıllık tarihi camiden geriye ise işte bu manzara kaldı. Vaniköy Camisi kullanılamaz hale gelirken özellikle de ahşap kısımların olduğu noktalarsa küle döndü. İstanbul Valiliği yangının neden çıktığına ilişkinse soruşturma başlatıldığını açıkladı. Valilik, İl Emniyet Müdürlüğü'nün itfaiye raporu, çevredeki kamera görüntüleri ve görgü tanıklarının bilgileri doğrultusunda geniş çaplı soruşturma başlattığını söyledi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da yangının nedeninin hazırlanacak raporla ortaya çıkacağını belirtti. Raporu herhalde önümüzdeki günlerde ortaya çıkınca daha net anlayacağız. İskeleselerde yağmur zamanı bunlar çok sıkça gündeme gelen şeyler, elektrik kontaklarından ihtimal dahilindedir sebebin bu olduğu ile ilgili, ama yine de raporu görmeden bir şey söylememek lazım. En kısa zamanda restorasyonla ilgili gereğinin yapılacağını da söyledi. Bu tarihi yapımızın restitüsyon projesi ve rölevesi hazırlanmıştı. Bir restorasyon hazırlığı da vardı burada. Dolayısıyla bu projelerin hazırlanmış olması bundan sonraki aşamadaki restorasyonunda hızlı bir şekilde netice alacağımız anlamına geliyor.